Bu yönde bir soru daha var, dinleyicimizden gelmiş. Fakire sadaka verirken başımızdan 3 defa çevirip başımın gözümün sadakası olsun demek, bazen özellikle sadece tuz ve ekmek vermenin hikmeti nedir? Niye başından çeviriyor? Ayağından çevirse ya ayağı takılır da kırılırsan olacak. Belinin etrafında çevirse. Belinin etrafında bel fıtığı falan olmaz mı? Bunların aslı faslı yok. Hani dinleyicimiz diyor ki sebebi hikmeti nedir? Yok mu böyle bir şey? Birisi uydurmuş bunu. Başımızın gözümüz sadakası olsun. Birisi yapmış, öbürüsü ona bakıyor falan, o ona bakıyor falan. Ama yapanlar da hiç sormuyor. Bu arkadaş dinde yeri var mı yok mu? Bu hangi kitapta yazıyor falan diye sormuyor. Ondan sonra da bilmiyorum siz de yapıyor muydunuz okulda da şimdi bazen böyle imtihanlar yoğunlaştığı zaman cin fikirler hatırına bir şeyler gelirdi falan. Giderdi bir sınıfa, ya haberiniz var mı işte tarih öğretmen hastalanmış. Ondan sonra o falan bir geliyor bizim sınıfa geliyor falan. Onu söyleyen, ilk defa söyleyen bile inanıyordu ona. Öyle bir dallanıp budaklanıyor ki, öyle bir dallanıp budaklanıyor ki biz ilkokuldayken öyle birisi vardı. Şimdi iğne vurulduğu zaman otomatik olarak ertesi gün tatildi. Aşı yapmak aslında acıtıyor ama tatil olduğu için ona katlanıyorduk. Şimdi öbür köyden o zaman sıhhiye diyorlardı. Sağlık personeli. Gelecek ki aşı vuracak, şey yapacak falan. İşte gelmiş mi gelmemiş mi falan. O zaman telefonlar şimdiki cep telefonu falan yoktu. Manyetleri çeviriyorsun. Alo sen çekil bakalım aradan falan diye bağırıyorsun, çağırıyorsun. Güç bela bir irtibat kuruyordun. Telefonda ses geliyorsa 3-5 tane ses geliyor. Birisi alo, öbürsü de bağırıyor. Alo falan, kim kiminle konuşuyor beni. Ondan sonra okuldan dedi gelmiş mi? Öğretmen sordu hepimize falan. Çocuğun bir tanesi dedi ki dedi öğretmen dedi gelmiş dedi. Hatta bana sordu dedi, sen ablası hastaydın. Ablan iyi oldu mu falan diye. Bu kadar sorduğuna göre gelmiş. Kitaplar falan kapatıldı. Biz bekliyoruz. Bekle bekle. Bir saat oldu yok. İki saat oldu. Sonra bir telefon bağlantısı kurdu. Adam ne hala köyde çıkmamış. Alakasız bir şey yani. Alakasız bir şey. Ama yani ablan nasıl diye sormuş bile. Uydurmaya bak sen. Dolayısıyla böyle birisi aynı şekilde tutuyor. Başının üzerinde gezdiriyor, belinin etrafında gezdiriyor, ayağından geçiriyor falan. Niye yapıyorsun bunu arkadaş? Halbuki sadakayı ne başından gezdirmek ne aynı şekilde yüzüne sürmek böyle bir şey söz konusu değil. Kimse bilmesin. Sağ elin verdiğini sol el haberdar olmasın buyuruyor. Sadakada esas olan budur. Yoksa sen Allah rızası için verince sadaka zaten aynı şekilde seni korur. Yoksa başından, burnundan, gözünden... Bir şey demeye, bir şey yapmaya gerek yok. Gezdirmene gerek yok. Gezdirmene gerek yok. Hatta istersen bir sadakayı alsın, dünya turuna çıksın her tarafta. Gelecek bütün belalardan korur diye. Olur mu öyle şey ya? Uydurmuşsa yapmış birisi.